Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu çok güzel yıldız lif modelin yapımını göstereceğim. Çok şık bir model. Yapımı oldukça kolay ve kullanışlı bir model oldu. Çeyizlere çok yakışacak harika bir model. Kolaylıkla benimle birlikte örebilirsiniz. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. İnşallah siz de sever ve benimle birlikte örersiniz. Hediye edersiniz, çeyizlere koyarsınız. Günlük kullanırsınız. Modelim böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1,3 milim tığ kullanıyorum. Siz de elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Numarası önemli değil. Şimdi 6 tane zincir yaparak başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. En alttan ikinci zincirime buraya böyle sabitliyorum. Şöyle küçük bir halkamız olacak. Bir zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyoruz. Dört sefer sardım. Beşte sarabilirsiniz. Kapatıyorum. Aralarda iki zincir yapıyorum. Üçte yapabilirsiniz. Eliniz sıkıysa ve ipiniz ince ise üç tane yapın zincir sayısını. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar. Yine kapatıyorum. Toplamda 6 tane olacak. Beş oldu. Altıncıyı da yapalım. İki zincir yapıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Düz renk göreceksiniz. Kesmeye gerek yok. Evet, bu şekilde tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane oldu. Şimdi ise herhangi bir zincir boşluğundan buradan başlayalım. Renkli ipimi buraya sabitliyorum. Renkli ipimi aldım. 1, 2, 3 zincirle sıkılaştırdım. Zincir boşluğuna buraya fıstık yapıp kapatalım. Dört sefer sarabilirsiniz fıstıkları. Kapattım. İki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Ve yine bir iki zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna geçtim. Bunu da kapatıyorum. 1 2 zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bu şekilde 2 zincir. Zincir boşluklarına ikişer tane fıstık yapalım. Bir, iki zincir olsun arada. Üç de yapabilirsiniz zincir sayısını. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. Zincir boşluklarına bu şekilde ikili fıstıklar yapıyoruz. Bir, iki zincir yapıyorum sıranın sonunda. Buradaki
Fıstığın üzerine sabitliyorum. Şimdi ikili fıstığın arasına da bu şekilde geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile. Şimdi ikili fıstığa devam edeceğiz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Yine arada iki zincir yapıyorum ben. Aynı yere tekrar yapıyorum. Zincir sayılarını bir tane eksiltebilir veya çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde ikili fıstığa devam edeceğiz. Belirli bir süre. İki zincir yaptım. Buradaki zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir, iki zincir yapıyorum. İkili fıstığa yine devam ediyorum. Kapattım. İki zincir aynı yere devam. Kapatıyorum. Bir, iki zincir. Yandaki zincir boşluğunda bir tane. Kapatıyorum. İki zincir, ikili fıstığa devam. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Aynı gösterdiğim yöntemle devam edelim. Bir, iki zincir yapacağım araya. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. İkili fıstığa devam ediyoruz ve yanındaki zincir boşluğunda tekli fıstık yapıyoruz. Bir, iki zincir yapıyorum sıranın sonunda. Buraya sabitliyorum. Şimdi buradaki zincir boşluğuna ilmek kaydırmayla geçtim. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar ikili fıstığa devam edelim. İki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Buradaki yandaki zincir boşluğuna birer tane yapacağız. Ve bu şekilde bir tane tekli fıstık her sırada artmış olacak. Bir, iki zincir. Hemen diğer zincir boşluğuna geçtim. Altta birdi. Şimdi bir, iki tane oldu. Bir üst sırada üç tane olacak. Ve ikili fıstıklara bu şekilde devam edeceğiz. İki zincir. İkili fıstığa devam. Aynı yere tekrar. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar öreceğiz. Aynı gösterdiğim yöntemle devam edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Zincir boşluklarına birer tane ve ikili fıstıklara devam. Bu şekilde örmeye devam edelim. İki zincir buraya. Evet, iki zincir yapacağım aralara. Bir üst sıraya geçince yine ikili fıstıklara devam edeceğiz. Zincir boşluğuna 1, 2 ve 3 tane tekli fıstık, yine iki zincirle ikili fıstığa devam edeceğiz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar örelim. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle devam ettim ben. Böyle ikili fıstıklara devam ediyoruz ve zincir boşluklarına birer tane böyle fıstıklar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 2 sıra daha örmüş oldum. Eğer isterseniz daha büyük modeller için 1-2 sıra daha örebilirsiniz. Bunu da tekrar söylemek isterim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane tekli fıstık olasıya kadar ördüm.
ve çiftli fıstığa devam ettik. Daha büyük modeller için dediğim gibi 1-2 sıra daha fazla örebilirsiniz. Yine buradaki zincir boşluklarına batarak tekli fıstık yapıyorsunuz. 2 zincirle yine ikili fıstığa devam ediyorsunuz. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna geldim. 2 zincirle sabitledim. Şimdi buraya da böyle tekrar 2 kere bir sık iğne yaptım. Buraya da geçiş yapalım. İkili fıstığın yanına buradaki zincir boşluğuna geçiş yaptım. Buraya tekrar bir tane yapıyoruz, kapatıyoruz. Eksiltme yapacağız artık. Her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. 2 zincir yaptım. Hemen yan tarafa geçtim. Zincir boşluğuna. Bunu da kapatıyorum. Yine 2 zincir. Bunu kapattım. 2 zincir. Tekrar. Son zincir boşluğunda buraya da yapalım bir tane. Bir zincir yaptım. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Şimdi bir zincir yapmıştık. Dönelim. Buradaki zincir boşluğuna ilmek kaydırmayla geldim. Şimdi yine tek tek yapacağız. Kapattım. 2 zincir. Hemen yan tarafa. İki zincir. Buraya geçiyorum. Her sırada bir tane fıstık sayısı azalacak. 1, 2 zincir. Son zincir boşluğuna da geldim. Kapatıyorum. Yine bir zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi dönelim tekrar. 3 olacak. 2 ve 1 diye devam edecek. Bu şekilde azaltma işlemlerini yapalım. 2 zincir buraya. 10 zincir boşluğuna. Üç oldu. Bir zincir. Tekrar dönelim. Şöyle göstereyim. İki oldu. Tekrar dönüyoruz. Ve kapatıyorum. Evet, bir tane olasıya kadar yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi ister zincirler yaparak aşağıya inin, ister kopartın. Keseceğim ben. 3 zincir yapıyorum. Bir aşağıya sabitliyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Diğer yan tarafı yapacağım. Evet, ipimizi kestik. Şimdi aynı bunu yaptığımız gibi diğer boşlukları da buradan başlayarak ipimizi buradan sabitleyerek 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Bu şekilde yapacağız. Buraya ipimizi tekrar sabitleyeceğiz. İkili fıstığın arasına aynı işlemleri, bunu nasıl yaptıysak diğer bölümleri de aynı şekilde yapacağız. Evet. İpimizi hemen ikili fıstığın arasına, ikili fıstığın yanına zincir boşluğuna sabitleyelim. Bu şekilde 3 zincir yaptım. Buraya tekrar fıstık yapıp kapatıyorum. Evet, başlangıç yerini göstermek için tekrar şöyle
Başladım. İki zincir yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Kapatıyorum. Evet, bu şekilde aynı bunu yaptığımız gibi olacak. Evet, aynı bunu nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapalım ve bütün dilimleri aynı şekilde tamamlayalım. Evet, bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane dilimimiz oldu. Şimdi kenarlarıyla devam edeceğiz. Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Hemen köşeyi de göstermek için. Buraya başka bir renkli ipimizi sabitleyelim. Şöyle 3 zincir yaptım yine sıkılaştırmak için. Fıstığın üzerine bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen bir yukarıya yapıyorum. Bu şekilde iki tane fıstığı kapatıyorum. İkili kapatarak köşeye kadar geliyoruz. Buraya bir tane. Şimdi köşeye geldik. Buraya da ikili kapatalım. İkili kapatıyoruz. Şimdi burada bir köşe yapacağız ve diğer köşeleri de aynı şekilde yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan uç noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatarak köşe oluşturuyorum. Buradaki köşeyi oluşturmuş olduk. Şöyle göstereyim yakından. Buradan başladık. İkili kapatarak köşeye kadar geldik ve köşe yaptık. Diğer köşeleri de aynı şekilde bunu yaptığımız gibi diğer köşeleri de aynı şekilde yapacağız. Ve buradan devam ediyoruz. Köşeyi yaptığımız gibi yapıyoruz. Buraya bir tane, bir aşağı gidiyorum. Yine ikili kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir tane. Bir aşağıya ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane. Bir aşağı yaptım. İkisini kapatıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet, devam edelim buradan. Buraya bir tane. Bir aşağı yapıyorum. Yine ikili kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi dikkat etmemiz gereken yer var. Orayı yapacağız. Buraya bir tane. Hemen buradaki ikili fıstığın üzerine yapacağız birer tane ve üçlü kapatacağız. Buraya yapacağız. İkinciyi buraya yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. İkili fıstığın tekrar üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Bütün aşağıdaki köşeleri bu şekilde yapacağız. Üçünü bir kapatıyorum. Ve devam ediyorum bir zincirle buradan. Buraya bir tane. Bir yukarıya. İkili
kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, bu şekilde aşağıya böyle gördüğünüz gibi üçlü kapattık. Köşelere gelince de bu şekilde köşe yapacağız. Diğer aşağıyı da aynı böyle üçlü kapatacağız. Bu şekilde etrafını tam tur döneceğiz. Buraya bir fıstığın üzerine. İkili kapatıyorum. Evet, aynı gösterdiğimiz yöntemle örmeye devam edelim. Evet, köşeye kadar böyle ikili kapatarak geliyoruz ve şimdi köşe yapacağız tekrar göstermek için. Şimdi köşeyi yapalım birlikte. Buraya kadar ikili kapatarak geldik. Buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan köşeye yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir. Devam edelim bu şekilde. Buraya bir aşağıya. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde yıldızımı ben farklı renklerle ördüm. Kenarını yine aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şimdi burayı da ikili kapatalım sıra sonunda. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıra sonum. Buraya bir tane kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Şimdi ipinizi kesebilirsiniz veya devam edebilirsiniz. Ben 3 zincirle bir aşağıya sabitleyip bir zincir yaptım. İpimi kesiyorum. Farklı renkle devam edeceğim çünkü. Bu şekilde birkaç sıra daha örebilirsiniz. Sıra sonumuz bu şekildeydi. Şimdi başlayalım yine herhangi bir yerden. Başlayalım şöyle. Uç noktayı da hemen göstermek istiyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 3 zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kenar örüyorsa yapıyorum şimdi. Hem de bir sıra daha büyütmüş oluyoruz. Bu şekilde 3 zincir sabitliyorum. Bir zincir. Şimdi buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Aslında normal ikili kapatıyoruz. Sadece kapattığımız yerlere bu şekilde tomurcuklar yapıyoruz. 3 zincir sabitliyorum. Devam ediyorum. Şimdi buradaki köşeye geldim. İkili kapatalım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapattım. 3 zincir sabitliyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar geldik. Şimdi bir köşe yapacağız ve diğer köşeleri de aynı şekilde yapmayı unutmayalım. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir aşağıya sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapattım. 3 zincir
sabitliyorum ve bir zincir. Evet, bu şekilde köşeyi yaptık. Şimdi kili kapatarak yine buradaki gibi devam ediyoruz. Aşağıya doğru geleceğiz. Evet, köşe yaptıktan sonra buradan devam ediyoruz. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane. Kapatmadan yanına ikili kapatıyorum. Tekrar bir zincir buraya tomurcuğunu yapıyoruz. Üç zincir sabitliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Aşağıya doğru gelelim. Evet, aşağıdaki kısmı göstereceğim. Bu şekilde ikili kapatarak geldik. Şimdi aşağıya üçlü kapatacağız. Hemen yapalım birlikte. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen bir aşağı yapıyorum yan tarafa. İki oldu. Buraya atlayıp bir yukarı yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Buraya tekrar tomurcuk oluşturuyoruz. Ve kapattım. 3 zincir sabitliyorum. Evet, aşağıları bu şekilde üçlü kapatmayı unutmayalım. Ve buradan devam ediyoruz. Buraya bir tane. Bir yukarıya yapıyorum. Yine ikili kapatıyorum. Ve tomurcuklarını yapıyorum. Buraya kadar, köşeye kadar ikili kapatıyoruz ve buradaki yapmış olduğumuz köşenin aynısını yapıyoruz. Aşağılarda üçlü kapatıyoruz. Sıranın sonuna bu şekilde geliyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Çok güzel oldu gerçekten. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Bu şekilde boyut olarak da ideal oldu. Eğer isterseniz dediğim gibi iki sıradan sonra son sırayı bu şekilde kenar oyası olarak da yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Buraya yapıyoruz. Fıstığın üzerine yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımızda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Tekrar buraya tomurcuğunu yapıyoruz. Kapattım. 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum. Evet, sıra sonu bu şekilde gayet düzgün duruyor böyle. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimin sonuna geldim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle çok güzel oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Güzel oldu gerçekten. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.